Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, seçimler yaklaşıyor. Mevla memleketimiz için en hayırlı neticeyi nasip eylesin. Tabi seçimler yaklaşınca birileri piyasaya çıkıyor. Efendim oy kullanmak şirktir. Oy kullanırsanız kafir olursunuz gibi şeyler söylüyorlar. Kardeşlerimizin de kafaları karışıyor. Bu konuda bizlere ciddi sorular geldi. Peki oy kullanmak gerçekten şirk midir? Bir Müslüman oy kullandığı zaman hangi niyetle kullanmalıdır? Bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, öncelikle şunu ifade edeyim ki bizler demokratik sisteme veya onun ayakta kalmasına oy vermiyoruz. Bizler Müslümanların özgürlüklerinin kısıtlanmamasına, İslami faaliyetlerinin engellenmemesi için oy kullanıyoruz. Bizler sistem seçmiyoruz. Bizler İslami bir sistem veya laik bir sistemde ben İslami sistemi reddediyor, laik sistemi kabul ediyorum asla demiyoruz. Biz aynı zamanda oy kullanırken oy kullandığımız kişinin yaptığı her şeyi kabul ediyorum anlamında da oy kullanmıyoruz. Hangi niyetle kullanıyoruz? Allah'ım. Şu anda memleketimizin idaresine talip olan kişiler arasında İslama ve Müslümanlara faydası olacak olan kişi budur. Ben bundan dolayı bunu tercih ediyorum. Bu kişinin elbette hataları olabilir ama Allah'ım ben yaptığı her şeyi onaylamıyorum. Sadece İslam'a ve Müslümanlara zararı olmasın. Müslümanların dinlerini daha rahat yaşaması için bu kişileri tercih ediyorum niyetiyle oylarını kullanmaları gerekir. Bu konuyla alakalı bir sürü de delil vardır. Yani oy kullanmanın Caiz olduğuna dair bir sürü delil var. Ben kısaca 5 tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci olarak Kur'an-ı Kerim'de Tevabun suresinin 16. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Allah'tan gücünüz yettiği nispetle korkun. Yani gücünüz yettiği kadar İslam'ı yaşamaya gayret edin buyuruyor yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Bizler İslami bir yönetimin bulunmadığı veya İslami bir yönetimle hareket edecek birilerini bulamadığımız takdirde gücümüz neye yetiyorsa onu yaparız. Gücümüz neye yeter? İslam'a en az zararı olan veya Müslümanların önünü açacak kimse onlara destek olduğumuz takdirde bizler gücümüz yettiği nispetle Allah'tan korkmuş ve bu ayetin gereğini yerine getirmiş oluruz. İkinci olarak Hz. Yusuf aleyhisselam İslami düzenle yönetilmeyen bir devlette görev talep etti. İc'alni ala hazainil erdi ey melik beni hazinelerin başına getir diye görev istedi. Yusuf aleyhisselam bu yönetime geldiği zaman İslami hükümleri uygulayamayacağını biliyordu. Ama Müslümanlara faydalı olma adına bu görevi tercih etmiştir ve o sistemde Müslümanlara ciddi faydası da dokunmuştur. Dolayısıyla bizler de sistem her ne kadar İslami olmasa da Müslümanlara faydalı olunan bir yerde hem memur olarak görev alabiliriz hem de böyle bir durumda az önce söylediğim niyetle beraber İslam'a faydalı olacak kişileri seçebiliriz. Üçüncü olarak fıkhın genel bir kuralı vardır. Yuhtaru ehvenu şerrayni. İki şerrin hafif olanı tercih edilir. Önümüzde iki tane seçenek var. Birincisi bu sistemde Müslümanlara faydalı olacak birilerine oy vermek. Diğeri de seçime katılmamak. Hangisi daha şerlidir? Bir düşünelim. Eğer bugün Müslümanlar oy kullanmayacak olursa o zaman gayrimüslimler idarenin başına gelecek. Müslümanlara ne kadar da fazla zulüm edecekler. Böyle bir durum var. Adamlar söylüyorlar. Kur'an kurslarını, medreseleri dozerle yıkacağını söylüyor bu adamlar. Böyle şerli bir taraf var. Ve o zaman iki tane şer varsa hafif olanını tercih etmek bizim görevimizdir. Ve oy kullanmak iki şerden en hafifi olarak kabul edilebilir. Dördüncü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki amcasından birisi Ebu Leheb, diğeri Ebu Talip. İkisi de gayrimüslim. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslami faaliyetleri Ebu Talib'in himayesi altında yürütmüştür. Aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşünde gayrimüslimlerin kurduğu bir nizamda bir sistem vardı. Siz birisinin himayesi olmadan şehre giremezsiniz. Hem de müşrik bir adamın Mut'im bin Adiyin himayesi altında Mekke'ye girmiştir. Demek ki zor durumda İslami olmayan sistemlerde faaliyet gösterilebilir. Son olarak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının bir kısmını Hristiyan olan Necaşi'nin yanına göndermişti. Müslümanlar müşriklerin içerisinde İslam'ı yaşayamıyorlardı. Orada da Hristiyan bir adamın himayesine giriyorlardı. Evet Müslümanlar müşriklerin içinde İslam'ı yaşayamıyorlar. Yine Hristiyan olan yani Müslüman olmayan bir idarecinin altında İslam'ı yaşıyorlarsa diğerini tercih ederler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de uygulaması bu şekildedir. Biz Hudeybiye anlaşmasını ve daha bir sürü delili burada zikredebiliriz. Evet, bizler oy kullanmalıyız. Ali Haydar Efendi dört mezhep müftüsü demiştir ki hiç oy kullanmamak en kötü olan adaya oy kullanmak gibidir. Bizler niyetimizi güzel bir şekilde yaparak az önce söylediğim gibi gidelim oyumuzu kullanalım. Ve bu seçim meselesinden dolayı ne olur? Kimsenin kalbini kırmayalım. Yanlış yolda olduğunu gördüğümüz kişiler varsa tatlılıkla uyarmanın derdinde olalım. Yoksa birilerine özellikle akrabalarımıza böyle saldırır şekilde davranmak hiçbir şey kazandırmaz. Sadece kalplerimiz kırılır bir işe yaramaz takım tutar gibi parti tutmak yerine bu meselenin İslami açıdan önemini anlatmanın daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Allahu Teala Hazretleri seçimleri hem memleketimiz için hem Müslümanlar için hem de İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. İslam alemini ve Müslümanları sevindirecek neticeleri Allahu Teala hepimize nasip eylesin.